Yine de kendimi affettirmek için çabalayacağım. Akşam yemeğe davet etsem ne dersin diye düşünüyordum. Hayır derim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Neden? Buraya gelip burnumun dibine giriyorsun. Benimle flört ediyorsun. Hayır, flört etmiyorum. Flört ediyorsun. Sonra da yemek yiyelim deyince hayır diyorsun. Ne biçim bir kadınsın sen? Hangi tür erkeklerden uzak durması gerektiğini bilen bir kadın. Sana bir şey sormam lazım. Sor. Levent'le birlikte oldun mu? Yani onunla yattın mı? Bu ne biçim soru Hasan? Bak bana cevap ver Ayla. Hiç benim tanıdığım biriyle birlikte oldun mu? Hayır. Senin tanıdığın hiç kimseyle birlikte olmadım. Ben de sana inanmak istiyorum ama bana doğruyu söyle. Bunların hepsi dedikodu Hasan. Herkes benim hakkımda yapmadığım şeyler söylüyor. Sana inanıyorum. Ayla benimle evlenir misin? Nisan iyi bir seçim bence. Türk filmlerindeki gibi çifte düğün yapabiliriz. Ne dersiniz kızlar? Hayır, hayır. Kimse en özel gününü paylaşmak istemez. Peki canım, şakaydı. Kısırı ben yaptım, yemiyor musunuz? Hadi yiyin. Nasıl? Hmm. Hoş. Çok hoş. Nefis. İğrenç olmuş. Yo, bence iğrenç değil. Ben beğendim. Gayet güzel. Berbat olmuş. Niye yalan söylüyorsun? Ya cesaretinin kırılmasını istemiyorum. Evlendiğimizde yemekleri sen yapacaksın. Biri konuyu değiştirir mi lütfen? Bugün hemşirenin birinden Ardun Hoca'nın emekli olacağına dair saçma bir söylenti duydum. Evet. Biliyorum. Yani söylenti değil mi yoksa? Gerçekten gidiyor mu? Evet. Başhekimliği Suat'a teklif etti ama Suat kendini bu işe layık görmedi. Tabii ona sorarsanız ekibin parçası olarak bu benim suçum. Başhekimliği sana mı teklif etti? Emekli olduğu zaman benim şef olacağımı söylemişti. Sonra da gidip Suat'a teklif etmiş. Ya, Halbun Hoca'nın işlerine akıl sıra ermez. Bana benim adamım sensin Levent diyordu.
Moralini bozma. Ameliyattan sonra geçici başhekim olarak da seni seçmişti. Evet. Bu yüzden kalıcı başhekim de ben olmalıydım. Bana teklif etmesi gerekiyordu. Ne düşünüyorsun sen Karakara? Hasan'ı. Ya telefonlarda iyiyim diyor ama iyi mi acaba? İstanbul'dan uzaklaşması iyi oldu bence. Şile'nin havası, sakinliği iyi gelir. Ya bir şey dikkatimi çekti. Aileyle bir haftadır hiç karşılaşmadım. Ben de görmüyorum. Hasan yok ya, peşimizi bıraktı. Ya da onunla birlikte Şile'ye gitti. Yok artık. Aa, Hasan! Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Biz de tam senden bahsediyorduk. Hayırdır? İznin bitti mi? Bitti artık. Bir hafta doldu. İyi görünüyorsun. İyiyim. Çok özledik seni. Akşam evde bol bol konuşuruz. Aslında benim size güzel bir sürprizim var. Ama benimle kafeteryaya kadar gelmeniz gerekiyor. Hadi. Hadi. Hocam. Günaydın. Hocam. Günaydın. Hocam, sizinle konuşmam lazım. Benim de konuşmam lazım ve ilk ben geldim. Bir toplantım var çocuklar. Çok önemli bir toplantı. Hocam, hızlı anlatacağım. Gel o zaman. Kısaysa sen de gel. Benimki kısa değil. Benimki destan. İyi, o zaman sonra konuşuruz. Hocam, neden bu kadar şık giyindiniz? Ve neden öyle gülümsüyorsunuz? Asansörden inene kadar zamanın var Fikret. İyi kullan. İki kelime söyleyeceğim hocam. Ücretsiz klinik. Ne? Hastanemizde ücretsiz klinik açılmasını istiyorum hocam. Biliyorum çok büyük bir girişim ama... Bu kadar acil olan bu muydu? Hocam, bütün araştırmaları yaptım Fikret, ve... nereden çıktı bu şimdi? Hocam, siz de biliyorsunuz. Her gün buraya imkanları yetersiz veya sigortasız insanlar geliyor ve biz onlara bakamıyoruz. Ücretsiz bir klinik bu... Bu o kadar kolay bir iş değil. Bir sürü boyutu var. Tabii en önemlisi finansman. Ayrıca doktorların bedava çalışmayı kabul etmesi lazım. Biliyorum. Peki ben bütün onayları alıp doktorları da ikna edersem? Bu konuyu düşünür müsünüz hocam? Düşünürüm. Şimdi toplantım var. Sonra konuşuruz. Niye buraya çıktık ki? Aşağıda söylesen olmaz mıydı? Olmazdı. Çünkü o soyunma odasına giremez. Kim giremez? Levent Bey. Fikret, şefle görüşmen nasıl geçti? Ben de tam size ondan bahsedecektim. Levent Bey, hayata geçirmeye çalıştığım bir projem var. Ücretsiz bir klinik açmak istiyorum. Ücretsiz klinik ha? Çok iyi bir fikir. Evet. Ve desteğiniz çok işe yarayacak. Yani eğer projeye siz liderlik ederseniz birçok doktoru bedava çalışmaya ikna edebilirim. İnanamıyorum ya. Bunu yaptığına inanamıyorum. Kesinlikle delirmiş. Ne yaptığının farkında değil. Bu herhangi bir ilişki değil. Bu evlilik. O
kızla nasıl evlenir ya, nasıl? Fikret, anlamıyor musun? Böyle bir projeye liderlik yapmak planlama ister. Strateji ve idari beceri gerektirir. Ama görünen o ki ben bu tip işlerin adamı değilim. O yüzden bunu başkasından istemen gerekecek Fikret. Of! Ne işiniz var burada? Murat dün gece nöbetçi olduğu halde hala işinin başında. Siz çene çalmakla meşgulsünüz. Fırla, Aslan'ın hastası geldi bile. Zenan acile gidip Murat'a yardım et. Zeynep, sen de 3002'ye. Olga Amerika'ya gittiğinde göğüslerine silikon taktırdı. Ama hiç memnun kalmadı ve çıkartmak istiyor. Evet. Siz tercümanı mısınız? Hayır, sahibiyim. Şaka canım. Gel. Olga abimin kız arkadaşı. Aslında silikonların çıkarılmasını isteyen de abim. Anladım. Tamam. Bugün yapabiliriz gibi görünüyor. Harika. Ela size yardımcı olacak. Rutin kan tetkikleri alınsın. Daha sonra anesteziyle hastayı konsülde et. Ha. Bu arada Olga silikonlarını saklamak istiyor. Saklamak mı? Evet, koleksiyonuna koyacakmış. Biliyorum, benim de midemi bulandırıyor ama tuhaf bir kız işte. Burun kıkırdağıyla liposakşından çıkan yağlarını da saklıyor. Anladım. Denizciğim, korkmuyorsun değil mi bir tane? Eminim basit bir karın ağrısıdır. İğne bile olmana gerek kalmayacak, bak göreceksin. Hem üzülme, bak kemanını yanıma aldım. Buradan çıkınca kursuna gidebileceğiz. Dersini kaçırmayacaksın yani. Nükhet Hanım. Deniz'in karnındaki ağrının kaynağını saptadık. Ciddi bir şey değildir inşallah. Bugün iki önemli kursu var. İnce bağırsak bölgesinde bezoar olarak adlandırılan yabancı madde liflerinin kümeleşip sertleşmesiyle oluşan bir kitleden şüpheleniyoruz. Mide ve bağırsak hareketlerini artırarak çıkartılabilecek boyutta değil. Fazla miktarda yabancı madde yutmuş. Yabancı madde mi? Nasıl yani? Denizciğim, ne yuttuğunu söyleyebilir misin? Bir şey yutmadım. Korkma, kötü bir şey yok. Sadece ne olduğunu söylersen tedavin daha kolay olur. Hiçbir şey yemedim ben. Deniz, ne halt yediysen çabuk söyle. Nükhet Hanım, sakin ol. Bak, ağrın yüzünden dün tenis dersine gitmedin. Bugün keman ve piyanoya gitmiyorsun. Böyle gidersen yarınki yüzme dersini de kaçıracaksın. Onun için ne yediğini çabuk söyle de doktor bey tedaviye başlasın. Karnım çok ağrıyor. Deniz! Nükhet Hanım, kızınıza bağırmanın bir yardımı olmaz. Zaten yuttuğu her neyse onu ameliyata almak zorundayız. Ameliyat mı? Evet. Yani hastaneden hemen çıkamayacağız öyle mi? Eğer derslerinden kaçmak için bir şey yaptıysan faydası yok küçük hanım. Buradan çıkar çıkmaz çalışmaya devam edeceksin. Arayı kapatmak için daha sıkı çalışacaksın, haberin olsun. Ne? Hasan Ayla ile evlenmiş mi? Bu bir şaka herhalde. Kötü bir şaka. Keşke en başında kızı hastaneden gönderseydin. Arandı arandı ve sonunda Hasan'ın başını yaktı. En saf onu buldu. Ela nasıl? Nasıl olabilir ki? Şokta. Nerede yaşayacaklar? Herhalde onu Ela'nın evine sokmaya çalışacak kadar çıldırmamıştır değil mi? Onunla evlenecek kadar çıldırmışsa bunu da yapabilir. Buna kesinlikle izin vermem. Levent. 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 Neyimiz var? Zamanında gelseydin bilirdim. Benimle uğraşma çaylak. Sen gelirken ben dönüyordum.
Levent, Levent sakin ol. O kız Ela'nın evine giremez. Bunu yapmasına izin verme. Anladım ama sakin ol lütfen. Levent Bey, Suat Bey. Günaydın. Günaydın Hasan. Ben de size geliyordum. Size söylemek istediğim bir şey vardı. Ben evlendim. Öyleymiş, aileyle. Tebrikler Hasan. Ben özellikle size söylemek istedim çünkü... biliyorum geçmişte aileyle ilgili yanlış anlaşılmalar yaşandı. Ama bunların atlatıldığını da biliyorum. Peki nerede yaşayacaksınız Hasan? Şimdilik annemlere yerleşeceğiz. Sonra bakacağız. Ne diyebilirim ki Hasan? İnşallah mutlu olursunuz. Teşekkürler hocam. Teşekkür ederim. İyi. En azından Ela'nın evine götürmeyecek. Hasan ne kadar saf ya. Çocuk resmen. Gerçekten bir çocuk ve nasıl bir belaya bulaştığının farkında değil. Nesi varmış? İş yerinden apar topar çıkıp geldim. Bir şey yemiş ama ne olduğunu söylemiyor. Her ne yemişse müsil ilacıyla çıkarılamıyormuş. Ameliyatla alacaklar. Deniz, ne yedin kızım? Hiç. Derslerinden kaçmak için yaptı Serdar. Bu yüzden ameliyattan sonra büyük bir ceza alacak. Kızım öyle mi? Derslerinden kaçmak için mi yaptı? Ben bir şey yapmadım. Karnım ağrıyor. O yüzden ders çalışamıyorum. Ha işte, anlaşıldı. Dersten kaçmak için kendini zorla hasta etmiş. Nüke sus bir saniye. Çocuk terliyor, ter içinde kalmış. Deniz'i bir saat içinde ameliyata alacağız. Doktor Bey, Deniz çok terliyor. Stresten olabilir. Biraz baskı altında. Götürelim. Gel bakalım. Kesim işlemini bitirdik. Klemp. Bekle Ela. Bekle. Bu bir. Silikonları atmayın, hastaya verilecek. Saklamak istiyormuş. Aa, ne acayip insanlar var. Gazetede okumuştum. Porno oyuncuları eski silikonlarını internette satıyorlarmış. Hem de acayip paralar. Yani bu kızdan daha acayipleri de varmış. Bu sohbetinizi internet forumlarına saklayın. Bu hastanın isteği. Sizi ilgilendirmez. Bu da ikincisi. Tampon alayım. Az önce kadına dövecekmiş gibi bakmanın bir açıklaması var mı? Var. Kızını yarış atı sanıyor. Ağzıma bir şey oldu. Nasıl bir şey oldu kızım? İğneler var. Dilime iğne batıyor baba. Parmaklarımdan da bir şey çıkıyor. Hiç kendini acındırmaya çalışma Deniz. Cezadan kurtuluşun yok. Merhabalar efendim. Ben Doktor Fikret. Kızınızın ameliyatını ben yapacağım. Bugün hava güneşlidir. 3 Hasan sayıdır. Duygu 21 yaşındadır. Duygu 21 yaşında değildir dersek bu olumsuz önermeyi örnektir. Mantık mı çalışıyorsun? Aferin sana. Mantık dersi lise 1'de başlar. Deniz daha ortaokulda değil mi? OKS hazırlık kursuna erken başladı. Şimdiden lise derslerini biliyor. Hadi bakalım. Buyurun Burçin Hanım. Olga'nın silikonları. Bir delinin hatıraları. Thank you.
Memeleri bozulmadı değil mi? Acayip morali bozulur yoksa. Evet. Yani hayır. Başarılı bir ameliyat oldu. İyi. Sizden memnun kalırsak müşteriye ve paraya doyarsınız. Çünkü bizde deli çok. İzbandut gibi iki adam vardı. Silikonları onlara verip bir yere yolladı. Ne yapsın isterdin? Kolunun altında mı dolaştırsın? Ya ne bileyim, adamlar çok garipti. Estetik işinde Ela, normal insan arama. Ve hastaların hayatına burnunu sokma. Sokmam. Zaten kimsenin hayatına burnumu sokmam bundan sonra. Neyin var senin? Hasan. Ayla ile evlendi. Hadi canım. Hasan gerizekalı mı? Bilmiyorum. Olabilir. İnsan kibarlıktan olsun tebrik eder. Mutluluk diler. Arkadaşlarının hiçbiri sevinmedi. Onlar her zaman her şeye garip tepkiler verir zaten. Üzülme sen. Ben katlanırım. Önemli olan senin üzülmemen. Katlanacağım bir şey yok. Zamanla alışırlar. Kendi kendimize evlendiğimiz için böyle oldu belki. Düğün yapsaydık böyle saygısızca davranamazlardı. Düğün mü? Tamam. İtiraf ediyorum. Her genç kız gibi ben de gelinlik giymeyi hayal ediyordum. Ama tabii ki böyle bir şey yapamazdık. Hulusi babayı kaybedeli bir hafta oldu daha. Belki ileride yaparız. Gerçekten mi? Tabii. Neden olmasın? Seni çok seviyorum Hasan. Şuradaki küçük beyaz çizgiyi gördünüz mü? Şimdi inen kolonun yan kısmından diseksiyona başlayacağız. Evet, batın kompres ve hemostat lütfen. Çocuk çok garip konuşuyordu. Görmediniz mi demin? Çocuk şimdiden lise dersleri alıyormuş, bunu alması normal. Ya tek sebep bu değilse? Psikoterapiye ihtiyacı olabilir. Ameliyattan sonra yanından ayrılmayın ve düzgün bir dille ailesine bunu önerin. Önce anneyi terapiye alırlarsa belki bir faydası olur. Çocuğunun başarılı olmasını isteyen bir anne. Ben bunda bir sorun göremiyorum. Evet, bakalım bu küçük hanım derslerden kaçmak için ne yemiş? Bu da ne böyle? İyi ki test kitaplarını yanıma almışım. Yarın sabah test çözmeye devam edebilir. Aa, bunlar da ne böyle? Bu kitaba ne olmuş? Ne olmuş? Aa, sayfaları koparılmış. Yarı inmiş kitap. Ay, inanamıyorum. Kitabı ne hale getirmiş?
Nüket, o küçük bir kız. Fazla üstüne gidiyorsun. Ben onun yaşındayken bu kurslardan sadece birine gidebilmek için canımı verirdim. Yine de çok zorluyorsun. Bunaldı çocuk. Şimdi suçlu ben mi oldum? Ona parlak bir gelecek hazırlayabilmek için kendimi paralıyorum Serdar. Kendinden çok kızımızı paralıyorsun Nüket. Biraz nefes aldır çocuğa. Artık ortalama insanların hiçbir alanda yükselme şansı yok Serdar. İyi bir hayat olsun istiyorsa her şeyin en iyisi olmak zorunda. Davuşke skaje šta u tebi je, visio, harašo, pa idio. I'm okay. We go now. Hayır hayır. Aslında henüz taburcu olmaya hazır değil. Bu gece burada kalmalı. Evet ama gitmemiz lazım. Yarın Moskova'ya uçacak. Fakat henüz bünyesi bu yolculuğu yapmaya müsait değil. Lütfen bunu söyleyin ona. Чтобы тебе не было плохо, будь спокойно. Go, I'm okay. Merhaba. Merhaba. Jude? Efendim. Bunu düşürdün. Sağ ol. Çok yoğunsun galiba. Evet. Boş konuşmalarla harcayacak zamanım yok. Arslan Bey. Burçin Hanım Olga'yı çıkarmaya çalışıyor. Bir gün kalması gerektiğini söyledim ama dinlemiyor. Burçin Hanım. Hastanın başına gelebilecek bir sürü komplikasyon var. Cilt altı kanama yapabilir. Enfeksiyon kapabilir. Boşuna nefes tüketmeyin. Ben malımı biliyorum. Hiçbir güç onu burada tutamaz. İnanın bana. Peki. O halde benim tavsiyemi dinlemeyip kendi rızasıyla erken çıktığına dair bir belge imzalaması gerekiyor. Artık ne gerekiyorsa. Ben belge hazırlıyorum. Odamda görüşürüz. Görüşürüz. Hiç de göründüğü gibi biri değil. Kesinlikle bir şeyler çeviriyor. Evet, aslında onlar KGB'den. Buraya gizli planları çalmaya geldiler. Ya o fedai kılıklı adamlar? Ya söylediklerinize rağmen acele acele gitmek istemeleri? Bence kesin bir şeyler dönüyor. Arslan Bey, kadın size nasıl bakıyor görmediniz mi? Yakında eğleneceğini bilmesem kıskanıyorsun derdim. Rahatsız etmiyorum ya. Hayır. Ela da Sama Olga'ya daha sonra değiştirmesi için pansuman seti vermeye gidiyordu. Hı? Çok şeker kız. Her asistan gibi baş belası ama onu severim. Ne de olsa sağ kolum. Biliyor musun? Resminden daha yakışıklısın. Teşekkür ederim. Senin kadar güzel biri söyleyince daha da anlamlı oluyor. İltifat olsun diye söylemedim. Bir dergide resmini görmüştüm. Çirkin bir resimdi. Halbuki bayağı yakışıklıymışsın. Suretler gerçeğiyle boy ölçüşemez. Seninle kahvaltı etmeyi çok isterim. O halde akşam yemeğinden başlayalım. Çok yakında çok güzel bir bar var. Anestezi. Biliyorum.
İnşallah hızlı yiyebiliyorsundur. Çünkü tatlıya geçmek için sabırsız sanıyorum. Deniz'in ameliyatı bitti. Onu görebilir miyiz? Şu anda yoğun bakımda. Odasına alındığı zaman ziyaret edebilirsiniz. Ve yediği şeyin kağıt olduğu anlaşıldı. Kağıt mı? Evet. Çok fazla miktarda kağıt. Kitaplar. Kitaplarındaki bütün test sayfaları koparılmıştı. Onları yemiş demek ki. Aklı sıra derslerden kaçacak. Öldüreceğim ben onu. Nükhet Hanım. Bu konuyla ilgili psikiyatri servisinden yardım almanızı öneriyoruz. Onun bir şeyi yok. Sadece şımarıklık yapıyor. Alo. Ne durumda? Bir sorun yok. Yolladım silikonları. Aferin. Ötekiyle durum ne? Çantada keklik. Yarına hazır olsun. Yolcular geliyor. Tamam abi, sen merak etme. Deniz, Deniz tamam canım, tamam canım, tamam canım, kıpırdama. Ameliyattan yeni çıktın, yatman lazım. Ne oldu? Sayıklıyor. Kaçıp ölecektim öğretmenim. Bu sayık kaçıp ölecektim. Deniz, Deniz iyi misin kızım? Size dışarıda beklemenizi söylemiştim. Yoğun bakıma giremezsiniz. Yediğin altın ortaya çıkmayacağını mı sandın Deniz? Hanımefendi. Herkesi aptal mı sanıyorsun sen? Tesiri yediğini anlamayacağımızı mı sandın? Nüke sus artık. Pi sayısı kaçtı öğretmenim? Pi'yi unuttum. Dışarı çıkar mısınız? Ona zarar veriyorsunuz. Şu anda dinlenmesi gerekiyor, azarlanması değil. Lütfen çıkın. Tamam, söz bir daha yanlış notaya basmayacağım öğretmenim. Basmayacağım. Hiç normal davranmıyor. Bu çocukta başka bir şey var. Galiba annesi olduğunu biliyorum. İstediğim şey sadece haftada bir iki saatlik bir şey. Üzgünüm. Ama şu an başka bir şey için dikkatimi dağıtamam. Bana borçlusunuz. Anlamadım. Elinizde titreme olduğu zaman beni ameliyata almadınız. İşini yapamayan benmişim gibi hissetmeme neden oldunuz. Kendimden şüphe etmeme neden oldunuz. Bunu bana borçlusunuz. Senin projene yön verebilecek, liderlik yapabilecek birine ihtiyacım var Fikret. O kişi ben değilim. Eğer inanmak istediğiniz buysa, evet, artık değilsiniz. Aileye karşı biraz daha sakin olsan iyi olur. Kadını dövmek istediğin çok belli oluyor. Çünkü dövmek istiyorum. O sadece kızının iyi bir şey olmasını istiyor. Ben de hep sınıfımdan ilerideki dersleri çalışırdım ve cerrah oldum. Ne yapıyorsunuz burada? Bezoar hastasını araştırıyoruz hocam. Size hastanın yanında kalmanızı söylemiştim. Hocam kızın ateşi var. Terliyor, dudaklarında ve parmaklarında karıncalanma tarifliyor. Emosyonel bozukluk ve kooperasyon kısıtlılığı mevcut. Ayrıca anlamsız konuşmalar yapıyor. Teoriniz ne? Bu kız yüzlerce kitap yaprağı yemiş. Ve? Kağıtta civa vardır. İntoksikasyon olabilir. Merhaba. Nüket Hanım, Serdar Bey.
kızınızın civa zehirlenmesi yaşadığını saptadık. Zehirlenme mi? Nasıl yani? Çıkartmadınız mı midesinden kağıtları? Biz çıkarttık. Ancak fazla miktarda kağıt yediği için kağıttaki civa kızınızı zehirlemiş. Ne olacak şimdi? Kötü bir şey olmayacak değil mi? Yani iyileşebilecek değil mi? Evet. Denize civanın birkaç gün içinde emilmesini sağlayacak British Antilokosit adında bir işlem uygulanacak. Peki kaç gün hastanede kalması lazım? Zaten her şeyden geri kaldı. Nüket yeter. Kızımız sağlığını yitirdi, farkında mısın? Elbette farkındayım Serdar. Ben de senin gibi onu korumaya çalışıyorum. Nüket Hanım, ben ilkokuldayken çalışmaya başladım. Derslerden sonra su ve limonata sattım. O zamandan beri hem okudum hem çalıştım. Özür dilerim ama bunu bize neden anlatıyorsunuz? Ailem ders kitaplarını alamıyordu ve okumak istiyorsam çalışmaya mecburdum. Bütün okul hayatım boyunca ailesi kitap alabilecek kadar parası olan bütün çocuklara özendim. Oyun oynamaya, sokakta koşmaya, aylaklık etmeye vakit bulamadığım için hep onları kıskandım. Doktor bey, sorunlarınızı bize önerdiğiniz psikiyatristi anlatsanız çok daha iyi olacak. Siz kızınıza kitap alabiliyorsunuz. Yediği kitapların yerine yenisini de alabilirsiniz. Ama ona geçip giden çocukluğunu alamazsınız. Kızınızın çocuk olmasına izin verin Nüket Hanım. Buna ihtiyacı var. Şefi görmek için mi bekliyorsun? Evet, sen? Yarışta kalmak istiyorum Levent. Bunu yıllarca istedin. Vazgeçmen doğru olmazdı. En iyi olan kazansın. Bensiz parti ha? Hayırdır? Şefi görmeye geldim. Ne için? Başhekimlik için tabii. Bunun dışında kalacağımı mı düşündünüz? Olur mu hiç? Tabii, asıl yarış ikimiz arasında olacak. Senin hiç şansın kalmadı. Buna sen karar veremezsin. Başhekimlik yarışı başlamış bile ha? Merhaba hocam. Hocam merhaba. Merhabalar. Hoş geldin Selim Bey. Bir dakika, bir dakika. Teker teker gelin. Sen söyle Jülide. Ne oluyor burada? Hepsi şef olmak istiyor Haldun Bey. Ve bilginiz olsun diye söylüyorum. Ben de istiyorum. Ne? Ne? Bu yarışın sadece erkekler arasında olacağını mı düşünmüştünüz? Kadın başhekim ha? Hastaneyi batırmak mı istiyorsun? Kadınlarla sorununuz ne Arslan Bey? Anneniz sizi yeterince sevmedi mi? Yönetim kurulu toplantısına gittim. Ve onlara emekli olacağımı söyledim. Birazdan bir ameliyata girip akşama da karımı görmeye gideceğim. Yani siz mahvedene kadar ben harika bir gün geçiriyordum. Siz akbabalar kemiklerimi ele geçirmeye çalışırken nasıl mutlu bir şekilde emekli olabilirim ki? Hocam, emekli mi oluyorsunuz? 21'ini buldukları zaman. Kemiklerimi paylaşmanız için biraz sabretmenizi rica edeceğim. Annem kitaplarımı yediğimi öğrendi mi? Evet, öğrendi. Çok kızdı mı? Deniz. Nasılsın kızım? Deniz, az önce babanla ne konuştuk biliyor musun? Kursların seni çok yorduğunu. Bazılarını iptal etmek isteyebilirsin diye düşündük. Hangilerini? Hangilerini sevmiyorsun? Piyano kursunu, keman kursunu, seramik kursunu. Peki. Baleyi. Ama... (gülüyor)
Peki, tamam. Ama onlara gitmezsem yüzmeye de giremem değil mi? Öyle demiştin. Onu motive etmeye çalışıyordum. Yüzmeye gidebilirsin kızım. Bunun için diğerlerine gitmen şart değil. Yaşasın. Ama testlerini yemek yok. Her gün test çözmeye devam edeceksin, tamam mı? O zaman sen de bazen eve arkadaşlarımın gelmesine izin vereceksin. Anlaştık, tamam. Teşekkür ederim. Canım. Canım. Kahretsin. İzninizle. Bir tanecik kızım benim. Nasıl unuttum ya, nasıl? Neyi unuttun? Çeviri. Bu gece teslim etmem gerekiyor. Bu arada tebrik ederim, iyi iş çıkardın. Sen de fena değildin çaylak. Nerede bu defter ya, nereye koydum? Heh, buldum işte. Murat, iyi misin? Gerçekten yapıyor. Gerçekten emekli oluyor. Birimiz her an şef olabilir. Hayır, birimiz şef olabilir. Sen? Hiç sanmıyorum. Seni üzmek istemem ama en güçlü aday benim. Hayal görüyorsun. Cerrahi şefi Arslan İbrahimoğlu. Kulağa çok kötü geliyor. Evet, bunlar benim ücretsiz kliniğim için tavsiye mektuplarınız. İmzalayın. Bu kliniği niye bu kadar çok istiyorsun? Biliyorum, hepinizin karmaşık aşk hayatları, sırları ve çok mühim meseleleri var. Ama benim başka bir şeye ihtiyacım var. Tıbbın insanı dikip eve göndermekten daha fazlasını yapabileceğine inanmak için bir sebep istiyorum. Kağıtları imzalayın. Bunun için çok paraya ihtiyacım var. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biliyorum. Biliyorum. Onu da bulacağım. Fikret kafasına koyduysa yapar. Ne oldu? Bayıldı. Susuz kalmış. Hey! Dur bakalım, biraz dinlenmen lazım. İyiyim ben. İyi değilsin. Tansiyonun 8'e 5'e düşmüştü. Fazla dehidrateydin. Ben hiç yemek yerken ya da dinlenirken görmedim seni. Sürekli ayaktasın. Dün de nöbetçiydin. Kalkmam lazım. Yetiştirmem gereken işler var. Çevireyim mi diyorsun? Evet. Bu gece yollamam lazım. Çeviri mi yapıyorsun? Evet. Neden? Çünkü bana miras kalmadı ve çalışmak zorundayım. Affedersin. Zeynep, kusura bakma. Sinirlerim çok bozuk. Bu çeviri için günlerdir çalışıyorum ama yetiştiremezsem 5 kuruş alamam. Nereye? Gitmem lazım. Yardım edin. Oldu. Sedye getir. Hadi çabuk. Hadi. Geçen gün söylediklerim seni çok kızdırmış. Yo. Birine kızmak için onu umursaman gerekir. Yani beni umursamıyorsun. Evet. Ben çıkıyorum. Neme lazım seninle flört ettiğimi falan zannedebilirsin. Jülde. Kızdığın zaman çok hoş oluyorsun. Bu muhteşem sözleri göğüs yaptırmaya gelen kıt zekalı müşterilerine sakla bence. Bir şey bilmeni istiyorum. Güvenilmez bir adam oldum, doğru. Hiçbir zaman tek eşli olmadım. Ama artık değişmek istiyorum. Çünkü tek gecelik ilişkilerden çok sıkıldım. Senin adına sevindim. Ama bir hafta bile dayanamayacağına eminim. Yanıldığını göreceksin.
Murat. Murat uyan. Ne oldu? Çevirini bitirdik. Mail adresini ver de yollayalım. Anlamadım. Neyi bitirdiniz? Çeviriyi. Bu geceye yetişmesi gerekiyor dememiş miydin? Siz ciddi misiniz? Hadi bir an önce adresi ver de evlerimize gidelim. Haldun, burada ne arıyorsun? Bunlar senin. Haldun, ne işin var burada? Yaptım Nisa. Emekli olmak için kurulla konuştum. Ve itiraf etmeliyim ki bunu yapmayı istemediğim halde rahatladım. Mutluyum. Haldun, ben artık seni bekleyemem dediğimde ciddiydim. Biliyorum. O yüzden... Hem bu aylar önceydi Haldun. Aylar oldu. Aylarca hep bir şey yapmanı bekledim. İçeride kim var? Nisa, evimde bir adam mı var? Üzgünüm Haldun. Ama şu dört duvar arasında yalnız başıma yaşlanmak ve ölmek istemiyorum. Seni defalarca uyardım. Ama sen beni ciddiye almadın. Beni yalnız bıraktın. Bunu bana sen yaptın. Toparlandın mı? Evet. Ama yazdıklarımın hepsini alamadım. Bir kısmı hala burada. Bir zamanlar Suat ona benimle yaşa dedi diye adama neler yapmıştı. Şimdi oradan çıkmıyor. Hiç de bile. Bazen kalıyorum orada. Hem kalınca da salonda yatıyorum. Ya eskiden ne güzeldi. Dördümüz birlikteyken. Sen gittin. Hasan gitti. Ela da yakında evleniyor. Ben bakarım. Samuel Deacon Kraft, an officer with a long history of psychiatric and disciplinary problems, was solely responsible for the now dubbed the Kimmiş Zeynep? Merhaba Zeynep, nasılsın? İyi akşamlar. Onun burada ne işi var? Ela lütfen. Ayla benim karım. Onunla ne istiyorsan yap Hasan. Ama buraya getiremezsin. Merak etme, misafirliğe gelmedik. Eşyalarımı alacağım. Yalnız da gelebilirdin. Ne oluyor size ya? Neden böyle davranıyorsunuz? Hasan boş ver. Ben dışarıda beklerim. Hayır. Yanımda kalacaksın. Bu gece bu mesele çözülecek. Böyle davranmanıza da izin vermiyorum. Hasan, ısrar etme bence. Ediyorum. Ne Ayla ne de ben bunu hak etmiyoruz. Benim adıma biraz sevinemez misiniz? Dostça davranamaz mısınız? Hem her şeyin bir yanlış anlamı olduğu çıktı ortaya. Ayla'yla ne alıp veremediğiniz var hala? Hasan, dünyadan haberin yok. O kız sandığın gibi biri değil. Öyle mi? Sen mi tanıyorsun? Sen daha kendi sevgilini bile tanımıyorsun. Durmadan birbirinizi yanlış anlayıp duruyorsun zaten. O aptallıkların faturasını da Ayla'ya kesemezsiniz. Hasan lütfen. Ben dışarıda bekleyeyim. Hayır. Kalıyorsun dedim. Şimdi yukarı çıkıp eşyalarımı alıyorum. Aile burada oturacak. Ha?
Geri döndüğümde de bu şekilde davranırsanız beni unutun. Dostluğumuz da. Senin yaşında birinin bu kadar hayat tecrübesi olması çok etkileyici. Asistanım haklı galiba. Sen gizli ajan falan olabilirsin. Ufaklık beni kıskandı galiba. Ben ufaklıklarla ilgilenmem. İlgi alanım gerçek kadınlardır. Gerçek ve tecrübeli. Bana götürmek istiyorum seni. Pijamaların yanında değil mi? İhtiyacım olacak mı? Eviniz fena değilmiş. Üzülme Ela. Biliyorum Hasan'ın bana yüz vermeyeceğine çok emindin. Ama ne yapalım? Dostunu tanıyamamışsın. Seni şuracıkta döverim. Zeynep dur. İki yüzlü manyak. Hasan da anlayacak. O da görecek senin ne mal olduğunu. Levent için korkma Ela. Onunla işim bitti benim. Ahlaksız, terbiyesiz insan. Ayla? Ayla ne oldu? Ne oluyor burada ya? Sana vurdular mı? Ayla sana vurdular mı dedim. Hasan lütfen gidelim buradan. Lütfen. Hanginiz yaptı bunu? Ha? Hanginiz vurdu onu? İnanamıyorum bunu yaptığınıza ya, inanamıyorum. Özür dilerim Hasan. Ama neler dediğini bilmiyorsun. Sen mi yaptın? Ona sen mi vurdun hele? Of, kim bu ya? Nasıl izin verirsiniz böyle bir şeye ya? Merhaba Ela. Ben sizin için biraz alışveriş yapmıştım ama... yanlış zamanda mı geldim? Evet, çok yanlış bir zamanda. Ben... Yıllar boyu sana ihtiyaç duyduğumda yoktun. Şimdi birdenbire Türkiye'ye geldin ve canın istediğinde kapımı çalıyorsun. Alışveriş yapıp vicdanını rahatlatmaya çalışıyorsun. Şu an yeterince sorunum var. Ve seni hayatımda istemiyorum. Arabam kapıda. Benimkiyle gidiyoruz. Arabamı görünce fikrini değiştirebilirsin. Hiç sanmam. Ama sen bilirsin. Madem o kadar ısrar ediyorsun, o zaman beni takip et. Peki. Ha. Yalnız dikkat et. Geride kalıp kaybolma. Thank you.
Gerçekten çok hızlıymışsın. Sen kazandın. Merak etme. İçeride senin de kazanacağın oyunlar olacak. Sabırsızlanıyorum. Üstüme hoşuna gideceğini düşündüğüm bir şeyler giydim. Ve sana en iyi viskimden getirdim. Zevkli bir kadınsın. Pahalı ve güzel şeylere dayanamam. O zaman pahalı ve güzel şeylere. Zaten ben sadece benim gibilere bulaşırım. Zengin, güzel ve güçlü. Senin kadar zengin olduğumu sanmıyorum. Ya sana benim kadar zengin olabileceğini söylersem? Bunun için bana yüklü bir miktar para vermen gerekebilir. Oldukça yüklü bir miktar. Şu tesadüfe bak. Ben de sana iş teklif etmek istiyordum. Benim ortağım olur musun? Olursan hem benim kadar para kazanacaksın hem de beni. Sen ciddi misin? İş konusunda asla şaka yapmam. Ne iş yaptığını bile bilmiyorum. Sahi. Sen ne iş yapıyorsun? Asistanın gizli ajan olduğumu bilmişti ya. Gel. Gizli kontrol odasına mı gidiyoruz? Öyle de denilebilir. Bu da ne böyle? Burası ne işe yarıyor? Beraber çok zengin olmamızı sağlayacak yeni ameliyathane. Şaka yapıyorsun değil mi? Hayır. Sana cennetin anahtarını vaat ediyorum. Tek yapacağın bugünkü gibi göğüs silikonu çıkarmak ya da takmak. O implantasyonların içinde ne vardı? Bugünkülerde likit kokain vardı. Onlardan kokain gelecek. Bizim koyacaklarımızda ise likit eroin olacak. Onlar? Onlar öteki iş ortaklarımız. Sadece ikimiz olacağız sanıyordum. Tatlım. Bizim onlarla hiçbir ilgimiz olmayacak. Biz sadece teslim alıp teslim edeceğiz. Paramız İsviçre'de bir banka hesabına yatacak. Çok para Arslan. Çok. Çok. Sana söylemeyi unuttum. Ben güzel, tecrübeli. Ve en önemlisi... karanlık işlere bulaşmamış kadınları severim. Ortaklık teklifin için çok teşekkür ederim. Ama benim bu işlerle ilgim yok. Şu anda yaptığın işten tek farkı kazandığın para olacak. Tatlım, aptallık etme. Gece için teşekkür ederim. Ve bir daha beni sakın arama. Zahmet etme. Ben yolu biliyorum. Arslan. Görüşeceğiz yakışıklı. Görüşeceğiz.
Kendimi suçluyorum. Hasan'ı babasının hastalığı mahvetti ve ben hiçbir şey yapmadım. Ben de. Onu yalnız bıraktım. Ama bana çok kızgındı ve yaklaşmama izin vermiyordu. Ne yapayım? Ben de annemin derdine düşmüştüm. Yine de yanında olmalı, daha fazla ilgilenmeliydik. Aile onu hep yalnız yakaladı ve boşluğu dolduruverdi. Sadece ilgi ve sevgi göstermek yetti işte. Dün olanlardan sonra ortam çok garip olacak. Alo. Günaydın Arslan. Günaydın. Tatlım, sana bahsettiğim yolcular birazdan burada olacaklar. Bir saat içinde gelebilir misin? Ne saçmalıyorsun Burçin? Teklifine hayır demiştim. Tatlım, rahat ol lütfen. Çok temiz bir iş bu. Sence ben yaş tahtaya basacak bir kadına benziyor muyum? Nereye bassın umurumda değil. Ben bu işte yokum. Bir daha bu konuyla ilgili beni arama. Hangi konuyla ilgili aramamı istersin? Burçin, çekici bir kadınsın. Ha, mafya olman da sana ayrı bir karizma katıyor. Ama seninle hiç işim olmaz. Hiçbir anlamda. Beni aramanı istemiyorum. Konu ne olursa olsun. İçeri giriyorlar. Tamamdır. Bildiğim bütün kızlar küçük de olsa hediyeleri çok sever. Bu sana. Niye yaptın ki böyle bir şey? Dün yaptığınız şeyin yanında lafı olmaz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi bari yeni dostunuzu bulmuşsunuz. Eskisini bir kalemde harcayabilirsiniz artık. Lütfen Hasan. Seni harcadığımız yok. Hı hı. Seni korumak istedik. Büyük bir hata yapıyorsun. Hı. Neye bulaştığını bilmiyorsun Hasan. Bak, bir daha aileden bulaşıkmış gibi bahsederseniz çok kötü olur, tamam mı? Ne olur Hasan, ne yaparsın? Arkadaşlar. Ne oluyor size? Sen karışma Murat. Biliyorum, bu sizin aranızda. Hatırlıyor musunuz? Buraya ilk geldiğim gün yemekte yanınıza gelmiştim. O zaman da tartışıyordunuz. Ama ben içinizden birine ukalalık yaptım ve siz birden kenetlendiniz. Dördünüz bir olup bana ağzımın payını verdiniz. O gün açık söylüyorum, dostluğunuzu çok kıskandım. Böyle olmak size yakışmıyor. Hasan, 4302'ye git. Zeynep, tabii. Sen Suat Bey'in yanına. Murat, sen dosyalara bak. Zenan, travma odasına git. Ela, sen Aslan Bey'lesin. Saime Bacıoğlu, 53 yaşında. Efor sonrası gelişen anjina ve bayılma ifadesiyle acil servise getirildi. Durumu ne? Durun, durun. Karıma sen mi bakacaksın? Evet. Olmaz doktor bey. Beyefendi izin verin. Suat Bey kardiyovasküler cerrahi uzmanımız. Buyurun Suat Bey. Yok olmaz. Namahremdir. Dur doktor bey. Ne? Devam edelim. EKG'sinde V3 V4'te ST segment yükselmesi saptadık. Doktor bey çekil. Beyefendi siz çekilin. Karınız ölebilir. O Allah'ın takdiri. Beyefendi. Tamam. Tamam Suat Bey. Şu anda Hasan'ın durumu çok acil ve bunu tartışacak vaktimiz yok. Ben size anlatayım Suat Bey. Şöyle buyurun lütfen. Lütfen.
Kalbini ön duvara etkilenmiş gibi duruyor. Sol ön inen koroner arter tıkanıklığı galiba. Hemen CK, CKM1 ve troponin düzeyleri gönderilsin. Defi hazır bulundurun. Siz gelmeden önce kanları göndermiştik Suat Bey. Kalbin yükünü azaltmak için beta bloker infüzyonu başlayalım. Trombolitik tedavisi de yapıldı. Tamam. Durumu nasıl? Evet, tamam. Kalp ritmi normale dönüyor. Şu anda durumu kontrol altına alındı. Kapsamlı bir kontrolden geçmesi gerekiyor. Hastayı hemen anjiyo odasına alın. Peki hocam. Balon anjiyoplasti gerekebilir. Doktor hanım yapacak değil mi? Karınızın kalp sorunu var ve kalp konusunda uzman olan benim. Benim bakmam gerekiyor. O zaman başka hastaneye gidelim. Ben doktorum beyefendi. İnsan hayatı kurtarmak için yemin ettim. Karınıza ne yapacağımı sanıyorsunuz? Yok, estağfurullah ama inancımıza ters. Şimdi siz... Bir saniye. Abdullah Bey, bize biraz izin verir misiniz rica etsem? Suat Bey. Haldun Bey'le konuşsak iyi olacak. Evet. Ela? Hiç iyi değilim Levent. Ya Arslan Bey'in yanına gitmem lazım ama gidemedim. Ne oldu güzelim? Hasan dün gece eve geldi. Eşyalarını alacakmış. Ama o kızı da yanında getirmiş. Sonra tartışma çıktı ve ben kıza tokat attım. Düşünebiliyor musun Levent? Ben bir insana tokat attım. Yani hak ettiğinden eminim. Hadi toparlan. Sen neler atlattın da kendini böyle salmadın? Kavganın tam ortasında annem geldi. Cinlerim tepemdeydi ve ben ona bağırıp çağırdım. Beni rahat bırakmasını, onu hayatımda istemediğimi söyledim. Çok üzüldü, yıkıldı. Bu iyi olmamış işte. Şimdi gidip Fikret'ten izin istiyorsun ve annenle buluşuyorsun Ela. Burada sızlanmanın ona bir faydası yok. Hasan'ı da rahat bırakın. Babası daha yeni öldü. Ne yaptığının farkında değil. Sağlıkta namahrem olmaz. Kadının hayatı söz konusu. Evet ama hastanın tercihi buysa ne yapabiliriz? Doktor Elif baksın. Tamam. Hayır. Hocam. Ben bunu kabul etmiyorum. O benim hastam ve böyle akıl dışı bir sebeple onu başka doktora devretmeyi reddediyorum. Hocam, kocası kesinlikle izin vermez buna. O zaman ona başka bir hastaneye gitmesi gerektiğini söyleriz. Bunu yapamam Suat. Hiçbir hastaya biz senin gibi hastaya bakamayız diyemem. Elif'e haber ver, hastayı devralsın. Başüstüne hocam. Hocam. Söyle Ela. Ben sizden... Yani mümkünse, yani çok sorun olmayacaksa. Ela, gevelem, acelem var. Bugün izin almam mümkün mü? Bu çok önemli. Annemle görüşmem gerekiyor. Annen mi? Ne oldu? Ben dün ona çok kötü davrandım. Tamam, gidebilirsin. Sağ olun hocam. Alo? Ela? Evet, benim. Müsaitseniz buluşabilir miyiz? Tabii müsaitim kızım. Elif Hanım, kardiyoloji uzmanımız. Eşinizle o ilgilenecek. Allah razı olsun doktor hanım. Gidelim. Fikret. Ben de seni arıyordum. Hasan geldi. Ela ortalarda yok. Benim mi onun peşinden koşmam gerekiyor, onun mu benim? Kusura bakmayın Aslan Bey. Benim hatam.
Ela izin aldı. Size Murat'ı yollayacaktım. Memnun kalacağınıza eminim. Bayılana kadar çalışabilme özelliği var. Fırla. 3007'deki hastayı blefaroplasti için hazırlayacaksın. Anlaşıldı hocam. Şu adresi arıyordum. Aa, şansa bak. Ela'ydı değil mi? Evet Burçin Hanım. Çok uzak değilmişsiniz ama tam tersi bu. Biliyorsun değil mi? Başhekimlik için tek rakibim sensin. Bence herkesi çok hafife alıyorsun. Diğerleri de senin kadar yetenekli. Hem de senden çok daha cana yakın insanlar. Popülerlik yarışı değil bu. Yönetmeyi bilmekle ilgili. Bir daha beni aramamanı söylemiştim sana. Fikrini değiştirecek bir gelişme oldu. Fikrimi değiştirmeyeceğimi söyledim sana. O zaman şunu bir dinle. Arslan Bey. Arslan Bey, beni kaçırdılar. Öldürmekle tehdit ediyorlar. Nasıl? Fikrini değiştirmeye yeter mi? Ne yaptın sen? Hemen gelirsen ona hiçbir şey olmaz tatlım. Ciddiyi biliyorsun. Ve Arslan, biliyorsun. Yalnız geleceksin. Kötü bir haber mi? Yine evli bir kadınla takılıp kocasına mı yakalandın? Yok bir şey. Önemli bir şey yok. Kendi hayatını yönetemezken hastaneyi yönetmek zor olur bence. Ben çıkmak zorundayım. Hastaya ameliyatın ertelendiğini söyleyin. Ama narkoz verildi bile. O zaman ayılınca söylersin. Gerizekalı. Abdullah Bey. Evet. Karınızın kalbinde 3 ana damar tıkalı. Balon yöntemiyle açılabilecek bir düzeyde değiller. Bypass ameliyat olması gerekiyor. Peki. Ancak bu benim yapabileceğim bir ameliyat değil. Kalp ve damar cerrahisi uzmanlığı gerektiriyor. Yani? Yani bunu ancak Suat Bey yapabilir. Yok, olmaz. Abdullah Bey. Karınızın göğüs kafesi kesilip kalbi çıkarılacak. İnanın bu cinsel çağrışımları olan bir eylem değil. Tövbe tövbe. Sen yapacaksın Elif Hanım. Ya da ben başka yere giderim. Hocam. Hocam Arslan Bey gitti. Nereye gitti? Bilmiyorum. Hasta narkozu aldı, ameliyata başlamak üzereydik.
acil çıkması gerektiğini söyleyerek gitti. Bunu hemen Haldun Hoca'ya bildir. Hastayı başka bir hastaneye götüreceğini söylüyor. Anladım. Bu durumda yapılacak bir şey yok. Götürebilir, hasta hakkı. Alev'i çağıralım isterseniz. O yapabilir. İyi düşündün Suat. Saime Hanım'ın kalp ritminde tekrar düzensizlik başladı. Kalp kası bu ataklara daha fazla dayanamaz. Acil ameliyat almak zorundayız. Ne yapacağız? Adamla bir kez daha konuş. Ben de Alev'i arıyorum. Tamam hocam. Hocam, hocam. Arslan Bey hastasını narkozda bırakıp hastaneden çıktı. Anladım. Ben anladım. Gider ayak el birliğiyle beni delirtmeye çalışıyorsunuz. Abdullah Bey. Saime Hanım vakit kaybetmeden ameliyat edilmek zorunda. Başka hastaneye nakledilmesi, yeni bir cerrahın duruma hakim olması ve şansınıza boş ameliyathane bulunup operasyona başlanması en az bir saat demek. Şimdi bir kadın cerrah arıyoruz. Ama onun gelmesi de en iyi ihtimalle bir saat demek. Ben ne yapayım doktor bey? İzin verin. Benim işim bu. Ben bunun için şerefim üzerine yemin ettim. Senin şerefinden şüphemiz yok doktor bey. Ama biz de dini bütün insanlarız. Dinimiz size karınızı ölüme terk etmeye öğütlemiyor Abdullah Bey. Sahi mi? Benim başımın tacı. Gözümün nuru. Şu an burada kadın kalp cerrahımız olsaydı sizi buna zorlamazdı. Ama maalesef seçme lüksümüz yok. Koşullar bunu gerektiriyor. Tamam. Tamam doktor. Hadi Allah'ın cezası, hadi, hadi. Aşkın arıyor. Aşkın. Sipariş vermek için daha bekleyecek misiniz yoksa menüyü getireyim? Hayır, teşekkür ederim. Bir randevum vardı ama gelmekten vazgeçti herhalde. Sana süper bir haberim var. Arslan hastasını masada bırakıp gitmiş. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Nasıl yani? Ameliyat esnasında mı? Anestezi verilmiş ama Arslan ameliyata başlamadan yok olmuş. Kimse sebebini bilmiyor mu? Sebebini bilmiyorum ama bunun Arslan'a pahalıya patlayacağını biliyorum. Yarınki başhekimlik toplantısında sana karşı kazandığı bütün kozları kaybetti. Bu seni başhekim yapmaya yeter. Ameliyatıma biraz daha geç kalırsam yetmeyebilir. Tamam. Ama sonra benle ilgileneceksin. Söz. Fikret. Hı. Ela izin aldıktan sonra hiç seni aradı mı? Hayır Levent Bey. Bir sorun mu var? Yok. Sadece biraz merak ettim. Telefonu kapalı.
Ha, annesiyle buluşacaktı. Onu biliyorum. Eminim duygusal bir andadırlar. O yüzden kapatmıştır telefonunu. Herhalde. Aslan Bey niye kapatmıştır düşünmek bile istemiyorum. Nasıl yani? Hastasını narkozda bırakıp apar topar hastaneden çıkmış. Bu Aslan Bey için bile oldukça garip bir davranış, öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Heyecan yapma yakışıklı. Şimdi sana yeni bir teklifte bulunacağım. Sen benim ameliyatlarımı yapacaksın. Ben de hem sizin güvenliğinizi sağlayacağım, hem de üstüne ödeme yapacağım. Nasıl? Bak Burçin, henüz kimseye zarar gelmedi. Biz sizi unutmaya hazırız. Polise gitmem söz konusu bile değil. Adamın bu işlere karışmasını istemem. Yani için rahat olsun. Biz sizi unutmaya hazırız. Yeter ki yol yakınken bırak bizi. Ama ben sizi unutmaya hazır değilim yakışıklı. On masaya yaklaştı. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Güzelim. Sen hangi elini kullanıyorsun? Hangi elin dedim? Söyle. Sağ elimi kullanıyorum. Sağ elinin küçük parmağını kaybetsen meslek hayatın sona erer, değil mi? Yapma! Ermez mi yoksa? O zaman iki tane keseriz. Tabii hocan istediği an buna engel olabilir. Ne dersin yakışıklı? Fikir değiştirme zamanı geldi mi? Tamam. Ela tatlı bir kız ama eğer onun için mesleğimi ve hayatımı çöpe atacağımı sanıyorsan yanlış adama çattın.
onu kurtarmak için kendimi tehlikeye atmamı bekleme. Hadi durma. Bu da parmağını. Arslan Bey. Tamam. Haklısın. Sanırım yeteri kadar açık olamadım. Bir de şöyle anlatayım. Bence böyle daha kolay anlarsınız. Sadece küçük parmağın tatlım. Yerine sıra gelmez diye umuyorum.